nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Evet, Can Bey sektörümüzden ve vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsedeceğiz. Ama öncelikle ben sizleri tanıtmak istiyorum ekran başındaki izleyicilerimize. Can Bey kimdir? Sektöre girişin nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Ben Can Özügür. Biz sektöre 1995 yılında Ankara'da başladık. Mobil ferruna gübreleri olarak çim alanlar üzerine ağırlıklı çalışıyoruz. Yani peyzaj alanları üzerine yoğun bir çalışmamız var. Bu da yaklaşık bizi 25-26 yıldır bu piyasada hareketli tutan bir şekilde Amerikan Lebanon Turf firmasıyla olan birlikteliğimizle birlikte oldu. İlkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerindeki çalışmalarımızı çim alanları üzerinde yoğun yaparak daha uzun sürede çimlerin yeşil kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Neler yapıyorsunuz peki bunları sağlamak için? Bunları sağlamak için öncelikle azot, fosfor ve potasyum çok önemli tabii ki çim sektöründe ve peyzaj alanında. Bunları çalışmalarında şöyle yapıyoruz. Yavaş yarışlı gübreler bu piyasada yaklaşık 20 yıldır var. Bu sayede, bu ürünler sayesinde çimlerde en az 3 aylık gübrelemeler şeklinde yapıyoruz. Yani gübreyi atıyoruz ve 3 ay boyunca gübre çim alanda yarayışlı olarak kalıyor. Yani faaliyetini böyle sürdürüyor. Daha sonrasında ilkbahar, yaz ve sonbahar olarak da gübrelediğimiz zaman İç Anadolu gibi bir bölgede çim alanı yaklaşık yıl boyunca 12 ay boyunca yeşil tutabiliyoruz. Tabii ki Ege ve Akdeniz bölgesi birazcık daha farklı. Orada kış dönemlerinde de gübreleme yapabiliyoruz alanlarda. Ama orada 4 defa uygulama yapılıyor. Yani daha böyle kırsal bölgelerde, İç Anadolu gibi bölgelerde de 3 defa uygulama yaparak yıl boyunca çimlerin yeşil kalmasını sağlayabiliyoruz. Tabii bunun önemi de çimin yavaş yarayışlı olarak çözünebilmesi, çim alana attığımızda da 3 ay boyunca da aktif olarak kalabilmesidir. Uygulamalar dışında gübre satışı da oluyor mu yine? Tabii, gübre satışımız zaten. Önemli olan gübre satışımız. Gübrelerimizde toplu konut alanları olsun, işte futbol sahaları olsun, devlet kurumları olsun, kişisel kendi ev bahçeleri olan böyle 100 metre, 200 metre, 300 metre kare ve üstü kişisel villa sahipleri diyelim onlara. Onlara da uygun ürünlerimiz mevcut tabii ki. Artı olarak da bitkiler için de ürünlerimiz var. Bunlar çalı grupları olabilir, işte mevsimlik bitkiler olabilir, uzun süreli ağaçlar olabilir. Bu tip peyzaj grubu ürünler için de ürünlerimiz mevcuttur. O zaman çeşit olarak bayağı bir gübremiz var. Tabii ki. Yaklaşık 20 çeşide yakın ürünümüz bulunmakta yaklaşık olarak. Bunların ağırlık olarak çoğunluğu çim alan bakım gübreleri, diğerleri de bitki gübreleri olarak ayrılmakta. Peki biz bu gübreleri nasıl elde ediyoruz? Nerede oluyorlar? Bu gübreler yurt dışından da gelen ürünlerimiz var. İç piyasada yani yerli olarak da üretim yaptığımız ürünler mevcut. Bunları tabii ki yerli olarak yaptığımız ürünlerin hepsinde de kaplamalı ürünlerdir. İthal ettiğimiz ürünler de öyledir. Kaplamalı ürünlerdir. Bunlar kükürtle kaplı olanlar var. Bunların azot yapıları daha çok formaldehit yapıda azot olduğu için daha uzun sürede yani daha yavaş çözünerek bitkiye daha uzun sürede etki ediyor. Ve böylelikle bitkiyi hani çok fazla hani saksıyı değiştirmeden bitkilerde uzun süreli olarak besleme yapabiliyoruz. Biz bunu her yere yönlendirebiliyoruz değil mi gübrelerimizi? Tabii ki. Tabii ki bütün kullanıcılar, peyzaj alanlarına uygun olan kullanıcılar, yani kendi bahçeleri olan ya da nasıl diyeyim bir toplu konut olan yöneticiler, futbol sahalarındaki işte saha sorumluları, golf sahalarındaki saha sorumluları olsun, tümüyle bu ürünlerimizi sunabiliyoruz. Peki hizmet kaliteniz nedir Can Bey? Nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Hizmet verirken şunlara dikkat ediyoruz. Biz hep ürünlerin daha yüksek performanslı olabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu da
bizim artı olarak işte çim alanlarda bakım yapılan kişiler, yani bakım yapan kişiler, bunlar bahçıvanlar olabiliyor, formenler olabiliyor ya da greenkeeper'lar, bu alanda uzman olan kişilerle birlikte çalışmalarımız şöyle. Sahalardaki önemli olan şey gübrelemeden önce hastalıklar. Biz öncelikle onlarla birlikte sahaya gidiyoruz. Sahada bir inceleme yapıyoruz. Sahada yaptığımız incelemelerden sonra eğer hastalık ya da zararlılar varsa öncelikli çalışmalarımız bu hastalıkların ve zararlıların bir an önce alandan çıkması ve yani iyileştirilmesi ve daha sonrasında da tabii ki çimlerimizi, yani çimlerin bakımı için bizim gübrelerimizin kullanılması. Ferona marka ürünleri kullanım yapıları bu şekildedir. Yani önce hizmet veriyoruz, daha sonra gübrelerimizi satıyoruz. Evet. Peki bu unsurlar sektördeki farkınız için yeterli kalıyor mu? Tercih sebeplerinizi doğuruyor mu? Tabii ki. Öncelikle çimlerdeki tüm zararları ve hastalıkları bilen bir ekibimiz var. Yani bu konuda uzman ziraat mühendislerimiz var. Mühendislerimiz alanda incelemelerini yaptıktan sonra o bölgeye göre zaten ürün tercihini yapıyorlar. Yani her bölgede aynı tip gübreyi kullanamıyoruz zaten. Evet. Yeni projeler düşünüyor musunuz peki? Yeni projeler tabii ki düşünüyoruz. Şöyle ki artık iç piyasada bizler de daha çok üretim yapabilmek, yeni yeni ürünleri daha farklı şekillerde piyasaya sunabilmek, işte daha çok üreticiler ve çim bakımı yapan kişilere daha farklı ürünlerle, yani iç piyasada üretim yaparak dış piyasayı aratmamaya çalışacağız. Yani ithal ürünleri aratmamaya çalışacağız. Evet, çok güzel başarılar diliyoruz sizlere şimdi. Teşekkür ederiz. Peki buradan sektörle alakalı bilinçlendirmek adına neler söyleyeceksiniz tüketicilere yine? Tüketiciler daha çok, eğer ki çim alanları olan tüketicilerin, şunları söylemek isterim. Daha çok tarımsal amaçlı olan ürünleri çimlerinde kullanıyorlar. Fakat buradaki bu ürünlerin kullanımında şu dezavantajı oluyor. Çok hızlı çimleri büyütüyor. Ve azot miktarları çok yüksek olduğu için ve direkt çözündüğü için de çimlere çok fazla zarar verebiliyorlar. Aslında iyi bir şey yapıyorlarmış gibi oluyor ama daha sonrasında da bunun eksilerini görüyorlar. Çimlerdeki yaprakların büyümesi, yani çimler iğne yapraklıdır. Fakat biz çok ince olan yaprakları daha kalın hale getiriyoruz tarımsal gübreler kullanarak. Bir de tarımsal gübrelerde bir kaplama olayı olmadığı için çok hızlı çözülüyorlar. İşte nasıl diyeyim, 3 ayda bir gübreden aslında yavaş yavaş işte bir gübreden 3 ayda bir besin takviyesi alacakken tarımsal gübrelerle bu 15 günde bitebilir. Bu da yani avantajmış gibi görünüyor, çok hızlı yeşertiyor. Ama sonucunda, sonrasında çok hızlı performansı tükeniyor ve biz toprağa bir atık halinde azotu bırakmış oluyoruz. Yani 15 günlük bir çimin yeşermesi mi güzel bir şey, yoksa 120 gün boyunca çiminizin yemyeşil kalabilmesi mi güzel bir şey? Sonradan dezavantaja dönüşüyor. Evet, sonrası bir dezavantaj. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Muhakkak. Teşekkür ediyoruz sizlere değerli tavsiyeleriniz için. Sağ olun. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.